İstanbul Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmaları kapsamında hazırladığımız podcast projesinin amacı sivil toplum kuruluşlarına yönelik bireylere farkındalık kazandırmak ve bilinç aşılamaktır. Bu bölümde projemizin birinci serisi olan Kanserle Mücadele LÖSEV Vakfı ile söyleyişimize başlıyoruz. Hoş geldiniz Neslihan Hanım. LÖSEV hakkında sizden bilgiler alabilir miyiz bugün? Tabii ki hoş bulduk. Ben Neslihan Çelik, LÖSEV Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısıyım. LÖSEV 98 yılında kurulmuş bir vakıf. Hatta bu sene 25. yılı ve Sağlık ve Eğitim Vakfı olarak geçiyor. Bir masa ve sandalye ile başlayan hikayesi bugün milyonlarca hastaya, gönüllüye ulaşmış durumda. Yaklaşık 80 binin üzerinde kayıtlı hastamız var. Ve 6 milyona yakın gönüllümüzle aslında dünyada bu anlamda çok geniş bir gönüllü ağına sahip sivil toplum kuruluşundan bahsediyoruz. Tabii ki tüm faaliyetlerini bağışlarla sürdürüyor LÖSEV ve gönül destekleriyle sürdürüyor. Dolayısıyla LÖSEV için herkesin yapabileceği bir şey var diyoruz. Bugün sizler bizi konuk aldınız, sesimizi duyurmaya vesile oluyorsunuz. Aslında bu da sizin bir gönüllü desteğiniz diyebiliriz. LÖSEV'in kuruluş amacı ve hangi hizmetleri sağladığı hakkında detaylı bilgi alma imkanımız var mı? LÖSEV'in Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı olarak geçiyor vakfımız. Tüm kanser hastalarına uzun süredir destek veriyoruz. Evet, lösemili çocuklarla başladık. Fakat bugün çocuk yetişkin tüm kanser hastalarına destek veriyor LÖSEV. Sosyal hizmetler ekibimiz sürekli hastane ziyaretlerinde bulunuyorlar onkoloji birimlerine. Orada yeni yatış yapan hastalar olabiliyor. Tedavisi devam eden hastalar aynı şekilde onların kayıtlarını gerçekleştiriyorlar vakfımıza. Ve peyderpey nakdi, ani yardımlarımızdan faydalandırıyoruz bu hastalarımızı. Sosyal destekler sağlıyoruz aynı şekilde. Danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Eğitim bursları sağlıyoruz. Ve aslında Ankara'da bildiğiniz üzere bir hastanemiz var. Losante. Çocuk yetişkin tüm kanser hastalarına ücretsiz tedavi imkanı sağlayan bir hastaneden bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında tabii ki kanser keşke olmasa, artmasa. Maalesef ama her geçen gün artıyor. Biz de elimizden geldiğince tüm kanser hastalarına ulaşmaya amaçlıyoruz ve onlara yalnız olmadıklarını bu süreçte hissettirip löseminin kanserin tedavi edebilen bir hastalık olduğunu, onlarla birlikte bu mücadelede yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. Biz bireyler, toplumdaki bireyler nasıl moral motivasyon sağlayabilir kanser hastalarına? Aslında gönüllü olarak çalışmalarımızda yer aldıklarında tabii ki tedavisi aktif devam eden hastalarla bir araya gelmek çok mümkün olmuyor. Çünkü enfeksiyon onlar için çok büyük risk taşıyor. Fakat biz hastalarımızı bir araya getiriyoruz. Yani kendisi gibi bu hastalıkla mücadele eden kişiler bir araya geldiklerinde bu tedavi süreci tamamlanmış, hastalığı yenmiş bir hastayla iletişimde olması ya da çocuğu lösemiyi yenmiş bir annenin yeni tanı almış bir ebeveynle bir araya gelmesi, paylaşımda bulunmaları çok büyük moral sağlıyor. Biraz önce de dedim, LÖSEV için herkesin yapabileceği bir şey var. Dolayısıyla her yaştan, her kesimden herkesi LÖSEV'e gönüllü olmaya davet ediyoruz öncelikle. Gönüllülük adı üzerinde herhangi bir yaptırımı yok. Çalışmalarımızdan, etkinliklerimizden bu sayede haberdar oluyorlar ve burada yer alarak destek olabiliyorlar. Bir moral etkinliğinde görev alabilirler, bir farkındalık etkinliğinde görev alabilirler gönüllü olarak. Yapılabilecek birçok şey var aslında baktığınızda. Beykent Üniversitesi'nde de çalışmalar sürdürüyorsunuz. Nasıl bir çalışmalar var? Bir bilgi alabilir miyiz bu konu hakkında? Aslında LÖSEV olarak yıllarda yürüttüğümüz evet projelerimiz var. Hem ilk orta lise hem de üniversitelerde yürüttüğümüz projelerimiz. Üniversitede Fayda Projesi adı altında aslında tüm Türkiye'deki üniversitelerde akademisyenlerin, öğretim görevlilerinin, öğrencilerin dahil olduğu uzun soluklu bir çalışma bu. Ve birçok üniversitede yine LÖSEV Fayda Kulüplerimiz var. Buradaki amacımız tabii ki gençleri sosyal sorumlulukla tanıştırmak. Maalesef bu tür hastalıklar konusunda işte herkesin başına gelebilir farkındalık yaratmak. Onları sosyalleştirmek, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak birçok şey sıralanabilir aslında. Dolayısıyla onları bu sosyal sorumluluğa dahil etmek amacıyla fayda projemiz kapsamında üniversitelerde derslere konuk olup ya da okul içerisindeki etkinliklere konuk olup farkındalık seminerleri düzenliyoruz LÖSEV'i daha yakından tanımaları için. LÖSEV'e gönüllü olmaya davet ediyoruz ki Beykent Üniversitesi'nde de bir LÖSEV fayda kulübümüz bulunuyor. Onlarla da çok güzel faaliyetler gerçekleştiriyoruz.
üniversite öğrencileri gönüllü olarak LÖSEV'e çalışmaları yaptığı zaman ne gibi bir ilerleme kat ediyorlar ya da ne gibi bir konumdalar şu anda? Bir bilginiz var mı? Yani şöyle, aslında sosyal sorumluluk hayatların her döneminde olacak. Dolayısıyla üniversitede bununla tanışmaları, bir sivil toplum kuruluşu çalışmalarında yer almaları, kişisel gelişimlerine, çevre edinmelerine gerçekten çok büyük katkı sağlıyor ki bu anlamda bizimle iletişime geçen çok fazla üniversite öğrencisi var ve çalışmalarımıza destek olan çok fazla üniversite öğrencisi var ve işte bahsettiğim üniversitelerde yürüttüğümüz fayda projesi kapsamında da onun yanı sıra topluma hizmet uygulamaları dersleri var biliyorsunuz üniversitelerde. Orada da yine birçok üniversite öğrencilerini sivil toplum kuruluş çalışmalarında yer alması için yönlendiriyor. Çünkü artık çok yüksek not ortalamalarıyla birçok kişi mezun olabiliyor veya herkes üniversite mezunu. Dolayısıyla aslında hayatın içinde ya da sosyal sorumluluk çalışmalarında yer almak onları bir adım öne atacak faaliyetler ve üniversite öğrencileriyle bu anlamda yakın temas içerisindeyiz biz de. Keza dediğim gibi Beykent Üniversitesi'nde de bir kulübümüz var ve öğrencileri çalışmalarımıza dahil etme noktasında birçok planlamalarımız oldu onlarla. Gerçekleştirdik ve devam edeceğiz. Dolayısıyla kurumsal hayata geçtiklerinde de bu sosyal sorumluluk olacak. Bunu onlara anlatıyoruz ve sosyal sorumluluk çalışmalarında yer almaya teşvik ediyoruz. LÖSEV'in sağlık sektöründe yaptığı işbirlikleri ve ortakları nelerdir? Aslında LÖSEV'in dediğim gibi Ankara'da bir hastanesi var. Bir Tuğla'da Sen Koy kampanyası kapsamında tamamen bağışlarla yapılmış bir hastane bu hastane. Burada onkoloji hastaları tamamen ücretsiz tedavi ediliyor. Tüm poliklinikler mevcut. Multidisipliner bir hastane. Orada tabii ki SGK anlaşması var. Diğer polikliniklere gelip herkes tetkiklerini bir özel hastane statüsünde yaptırıyor. Fakat onkoloji hastaları için tamamen ücretsiz. Yani sağlık sektöründe ya da hani farklı sektörlerde tabii ki birçok STK veya gruplarla iletişimlerimiz ama hani var ama LÖSEV'in sonuçta sağlık anlamında özellikle Ankara'daki hastanesinde sağladığı imkanlar aslında tüm Türkiye'de kanser hastalarının ücretsiz tedavi edilmesi gerekiyor. Evet, devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi oluyorlar fakat özellikle özel hastanelerde ya da işte hani daha iyi şartlarda bu hizmeti almak isteyen, bu tedavi imkanlarını almak istediğinizde maalesef çok değişken durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bizim amacımız tabii ki öncelikle insanları kansere yakalanmadan sağlıklı bireyler yetiştirme noktasında o farkındalığı yaratmak. Bununla ilgili de hem gıda anlamında bir farkındalık, hem çevresel faktörler, çevre kirliliği anlamında kansere dur de projemiz kapsamında birçok faaliyetlerimiz oluyor. Biz bireyler kanserle mücadele hastaları nasıl etkileşimde bulunabiliriz? Aslında biraz önce de bahsettik. Gönüllü üyemiz olarak, çalışmalarımızdan haberdar olarak aynı şekilde yer alabilirsiniz. Ama tabii ki herkesin sağlayacağı destekler değişebiliyor. Yine örnek verdiğim gibi bugün siz sesimizi duyurmaya vesile oluyorsunuz. Bu da sizin bir gönüllü desteğiniz, aslında bir bağışınız. Ya da mesleki uzmanlık alanına göre destek verebilecek birçok kişi oluyor. Her yaştan, her kesimden, herkesin yapabileceği bir şey var LÖSEV için. Yakından tanıdıkça ortaya çıkıyor. LÖSEV'in gelecek hedefleri nelerdir? 25. yıl. LÖSEV'in 25. yılı bu sene. Ve mücadele ediyoruz. Biz 25 yıllık süren bir mücadele. Hatta bununla ilgili hazırladığımız şöyle bir 25. yıl özel dokümanımız var. Burada hem bugüne kadar yaşanan süreçler hem de bundan sonraki mücadelemizle ilgili bilgiler yer alıyor. Örneğin Ankara'daki hastanemizden çok bahsettik ama bir köyümüz var Ankara'da. LÖSEV'in Çocuklar Köyü. Bir okulumuz var. İstanbul'da da bir hastane kurmayı amaçlıyoruz. Bir LÖSEV Üniversite, LÖSEV Kent Üniversitesi açmayı amaçlıyoruz. Hedeflerimiz arasında belki sayabiliriz. Ve tabii ki hedefimiz daha çok kişiye ulaşmak, bu farkındalığı yaratmak ve biraz önce de yine söylemiştim, aslında insanları kansere yakalanmadan önce sağlıklı bireyler yetiştirme noktasında bilinçlendirmek ve o farkındalığı yaratmak. LÖSEV kanser hastalarına hangi destekleri sunmakta? Tedavi, sosyal olarak ya da ekonomik olarak ne gibi yararları var? Öncelikle tabii ki sosyal incelemede bulunuyoruz. Yani biz kanser hastasına ulaştıktan sonra vakfımıza kaydı gerçekleştiriliyor. Evinde yine sosyal incelemelerde bulunuyoruz. Neye ihtiyacı var tespit ediyoruz. Herkese eşit oranda değil, ihtiyacı oranında kiminin farklı bir anlamda ihtiyacı olabilir. Eve tabii ki gelir anlamında ne kadar bir gelir giriyor, işte çalışıyor mu, ebeveyn çalışabiliyor mu vesaire gibi birçok değerlendirme kriterleri var. Bu noktada ilk kayıtları yapıldıktan sonra da hem maddi yardım, nakdi yardım yani para yardımı direkt banka aracılığıyla hem de işte kuru gıda desteği,
Et keza protein, çünkü bu süreçte çok önemli beslenme. Et yardımları, sosyal destekler. Yani lösemiyle yolculuk diye bir projemiz var örneğin. Her ay yine yeni tanı almış hastaları uzmanlarla bir araya getirdiğimiz. Bu bir psikolog da olabilir, bir onkoloji hani doktor da olabilir. Bu süreçte karşılaşacakları zorluklarla ilgili onları bilgilendirdiği. Ya da aile içi iletişim. Çünkü çok zor bir süreçten bahsediyoruz. Tüm aile fertlerinin etkilendiği bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla anne sürekli hastanede çocukla olması gerekiyor zaten. Ama baba bir şekilde evde diğer çocuklarla bir mücadele veriyor. Bunların hepsini yani kanserli bir aile olarak ele alıyoruz. Ve hem sosyal destekler hem psikolojik danışmanlık anlamında ne ihtiyaçları varsa tespit ediyoruz. Ve yalnız olmadıklarını hissettirip bu süreçlerde birlikte atlatma noktasında elimizden ne geliyorsa gerçekleştiriyoruz ve destek oluyoruz. LOSEV'in kanserle mücadelede toplumun rolü nedir? LOSEV'in toplumun sağladığı katkılar nelerdir? Yani dediğim gibi 25 yıldır süren bir mücadele. Her ne kadar biz bu konuda bir farkındalık yaratmaya çalışsak da maalesef kanser her geçen gün artıyor. Günde 400-500 kişi şu anda kanserden kaybediliyor. Tabii ki burada genetik faktörler, çevresel faktörler, beslenme, birçok şey sıralayabiliriz. Dolayısıyla biz örneğin bu sene çok yakın bir zamanda Ergene'ye gittik. Özellikle işte Trakya'da, o bölgede maalesef kanser vakaları çok artış göstermekte. Çünkü orada fabrika atıkları var. Kontrolsüz bir arıtma yok, kontrolsüz bir atık var. Dolayısıyla hani bu konulara, keza işte Dilovası var, İzmir Ali Ağa'da bununla ilgili birçok şeyle karşılaştık. Şimdi madenlerle ilgili işte siyanürün yayılması, bunların hepsi kanserin artmasına neden olan şeyler. Bu konuda toplumu bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Gönüllülerimizi davet ediyoruz bu tür konularda sesimizi duyurma noktasında yanımızda olmaları için. Dediğim gibi Ocak ayında Ergene'ye gittik. Yıl içerisinde birkaç defa daha oraya dikkat çekmek için böyle bir girişimimiz olacak. Sesimizi duyurana kadar ve bir çözüm üretilene kadar. Çünkü evet orada bir arıtma tesisi var. Fakat düzenli çalıştırılması, yani bu atık olacak evet, fakat düzenli bir şekilde, kontrollü bir şekilde olması kanseri önleyebilmemiz veya işte kanser tanılarını azaltabilmemiz için çok önemli diyebilirim. Çevremde kendimden de örnek vermek gerekirse, ben de annemi kanser hastasından kaybettim. Meme kanseriydi. Meme kanserinin önceden nasıl farkına varabiliriz? Ya da ailede genetik olabilir mi? Evet, özellikle meme kanserinde maalesef genetik faktör çok yüksek olabiliyor. Tabii ki kanserin her türlüsünde erken teşhis çok önemli. Örneğin lösemi, evet, bir kan hastalığı ve vücudumuzdaki kanın yapım yeri olan ana kök hücremizdeki bozukluk sebebiyle ortaya çıkabiliyor. Ve çocukluk çağı kanserleri arasında sıklıkla görülen bir hastalık, yani %35 oranında. Ama yetişkinlerde de görülebiliyor. Keza hani çocuklarda fark etmesi, tabii ki onlar kendi şikayetlerini çok fark edemeyecekleri için, burada yetişkinlerin hani bu teşhis noktasında ya da belirtileri fark etmesi noktasında bilmeleri önemli. Çünkü mesela ateş bir belirti diyoruz, fakat ateş bütün çocuklarda olabilir. Vücutta kızarıklıklar, deri altında morarmalar, halsizlik gibi birçok şey sıralayabiliriz. Ama tüm kanser hastalıkları için işte bazı işte D vitamini gibi bazı eksiklikler, tabii ki ben doktor değilim ama birçok şey sıralanabilir. Fakat tabii ki kanserde genetik faktör maalesef ki var. Lösemi için genetik kısmı bunu çok net söyleyemesek de özellikle meme de olabiliyor. Benim de ailemde, yakınlarımda atlatan var. Orada genetiğe bakmak önemli. Bakamıyorsak da kontrollerimizi düzenli yaptırmak önemli. Çünkü erken teşhis hayat kurtarıyor. Evet. Kanserden genelde kanser hastası olan insanlar şey de düşünüyor. Hani hep ölecek korkusu var. İyileşme oranları yüksek mi? Yoksa ölüm riski daha mı yüksek? Yani şöyle, lösemi için mesela örneğin şunu söyleyebiliriz. Maalesef işte çok eski yıllarda %20'lerdeyken iyileşme oranları, şu anda %95'lerin üzerinde. Özellikle bizim Ankara'daki Losanti Hastanemizde, Türkiye'de de işte yine %80'lerin üzerinde diyebiliriz Türkiye genelinde. Burada devreye tabii ki işte erken teşhis, aslında tedavi protokolleri benzer. Tüm dünyada uygulanan tedavi protokolleri benzer. Tümörün cinsi, işte hani
hani birçok sonuçta seviyesi var, işte değerlendirmesi var, ama erken teşhis çok önemli ve o süreçte artık tedavi edebilen bir hastalık diyoruz yani kanserin her türlüsüne. Erken teşhis, altını çize çize söylüyoruz. Ama beslenme çok önemli, hijyen çok önemli, çünkü kanser sebebiyle değil maalesef enfeksiyon sebebiyle de kaybedilebiliyor hastalar. Moral çok önemli ve LÖSE bu anlamda tedavi süreçleriyle ilgili Birleşmiş Milletler danışmanlık statüsüne sahip bir vakıf. Vakıf başkanımız Doktor Üstün Ezer, kendisi de pediatrik hematolog, uzun yıllar Ankara'da görev yapmış devlet hastanesinde, SSK'da. Dolayısıyla orada gördüğü örnekler neticesinde aslında löseminin tedavi edebilen bir hastalık olduğunu, ki o dönemlerde iyileşme oranları %20'lerde. Elimizde, fakat biz olanaksızlıklar yüzünden kaybediyoruz bu hastaları demiş. Ve işte oradaki doktor arkadaşlarıyla bir araya gelerek bazı ihtiyaçları karşılamışlar. Beslenmenin önemi ya da tedavinin sürebilmesi için, mesela evde tedavi edilen bir süreç var ama maddi olanaksızlıklar yüzünden çocuğu hastaneye getirip götürmüyor. Ya da iyileşti, biraz iyileşti nasıl olsun diye, bilinç çok iyi olmadığı için düşünebiliyor. Dolayısıyla burada erken teşhis çok önemli diyebiliriz ve tedavi edebilen bir hastalık, artık kanser çağımızın hastalığı maalesef, grip gibi oldu. Ama dikkatli olmamız lazım, beslenmemize dikkat etmemiz lazım. Çünkü bireysel olarak alabileceğimiz önlemlerin başında beslenme geliyor. Çevresel faktörler tabii ki sayılabilir. Ama iyileşme oranları tabii ki artık günümüzde çok yüksek. Yani erken teşhisin yararlı olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet, tabii ki. LÖSE hastalarına sizin tavsiyeleriniz neler olur? Yani şöyle, bizim tabii ki sadece LÖSEV değil, tüm kanser hastaları tedavi bittikten sonra da kontrolleri devam ediyor. Yaşam şeklimizi aslında hepimizin, yani kanser geçirip geçirmemek de önemli değil. Yaşam şeklimizi, sağlıklı beslenme, spor yapma, hareketli yaşam, işte çevresel zararlı faktörleri indirebildiğimiz minimum düzeye indirme gibi önlemler alabiliriz. Biz de hem işte iletişimde olduğumuz hastalarımıza yaptığımız eğitimlerde, bilgilendirme seminerlerinde uzmanların zaten tavsiye ettiği şeyler bunlar. Ama bu farkındalığı yaratmak adına biz de tüm iletişimlerimizde bunun altını çizerek ifade ediyoruz. LÖSEV'e gönüllü olarak nasıl bağışta bulunabiliriz? Aslında bağış aynı şekilde web sayfamızdan kolaylıkla yapılabiliyor. Ama tüm bankaların hesaplarında da yine LÖSEV tanımlı. Yani internet bankacılığında yine aynı şekilde ödemeler, bağış adımları izlenerek kolaylıkla LÖSEV'e bağış gerçekleştirilebiliyor. Web sayfamızdan girerek aynı şekilde yapılıyor. Ve şubelerimizi ziyaret ederek de yine bağışçılarımız gelerek bağışlarını gerçekleştirebiliyorlar. LÖSEV asla elden bir bağış kabul etmiyor banka aracılığıyla ve dediğim gibi şubelerimizi ziyaret ederek yapılabiliyor. Neslihan Hanım, son olarak ne söylemek istersiniz? LÖSEV'in 25 yıldır süren bir mücadelesinden ve yaptığı çalışmalardan bahsettik. İnşallah daha nice 25 yıllar diliyoruz. Tabii ki dediğim gibi tüm faaliyetlerini bağışlarla gerçekleştiriyor LÖSEV ve gönüllülerin destekleriyle gerçekleştiriyor. İyi ki varsınız diyoruz. Ramazan yaklaşıyor. LÖSEV için ve hastalarımız için çok önemli bir süreç. Çünkü Ramazan döneminde ve işte Kurban Bayramı keza çok önemli süreçler bizim için. Bu süreçte alınan bağışlar sayesinde yıl boyunca biz hastalarımıza yardımları iletiyoruz. Ramazan sebebiyle ailelerimize kuru gıda yardımları gönderiyoruz. Koli Koli Mutluluk projemiz kapsamında burada bireysel veya kurumsal tüm dinleyicilerimizi, gönüllerimizi bu anlamda Koli Koli Mutluluk projemize davet edebiliriz. Destek olmaya davet edebiliriz. Aynı şekilde fitre ve zekat bağışı kabul ediyor Ramazan sebebiyle LÖSEV. Teşekkür ediyoruz hepsine şimdiden. Neslihan Hanım, çok teşekkür ederim size. Ben de bir birey olarak LÖSEV'e gönüllü olmak istiyorum. Nasıl bunu sağlayabiliriz? Aslında LÖSEV'e gönüllü olmak çok kolay. Dediğim gibi herhangi bir yaptırımı da yok. Zorunlu bir gönüllü aidatı yok. Bir gönüllü desteği verilmek isterse yıllık, işte o da zorunlu değil. Yapabilecekleri, sağlayabilecekleri maddi destekler de var. Ama çok kolay, web sayfamızdan girerek www.lösev.org.tr adresinden girerek tüm dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz LÖSEV'e gönüllü kayıtlarını gerçekleştirebiliyorlar. Sonrasında biz onlarla bir tanışma toplantısı
düzenliyoruz. Yüz yüze veya online. Hem onları yakından tanımak hem de onların LÖSEV'i yakından tanıması için ve ne tür çalışmalarda destek alabilirler. Sadece maddi değil yapılabilecek şeyler. İşte mesleki uzmanlık alanına göre destek verebilir. Ya da sesimizi daha çok duyurma noktasında yaptığımız etkinliklerde yanımızda olarak aynı şekilde destek olabilir. Dolayısıyla çok kolay web sayfamızdan girerek gerçekleştirilebiliyor. Bugün konuğumuz LÖSEV'den Neslihan Hanım'dı. Sorularımızı yanıtladığı için çok teşekkür ederim. İnşallah toplumumuzda bir farkındalık ve bilinçlendirme uyandırabilmişizdir. Ben teşekkür ediyorum konuk aldığınız için. İyi çalışmalar diliyorum.